Merhaba sevgili çocuklar. Ben birinci sınıf öğretmeni Hamide Gök. Bir ders öncesinde matematik dersimizde saatlerin okunuşunu ve yazılışını öğrenmiştik. Bu dersimizde de saatlerle ilgili konu çalışma sorularını yapacağız. Haydi bakalım sorulara bir göz atalım. Ah! Ah! Hemen karşıma çıktı. Büyük çubuk ne diyor uzun çubuk? Benim adım ne diyor? Ne olabilir arkadaşlar? Duyar gibiyim. Evet, uzun çubuğun adı neydi? Yelkovan. Yelkovan değil mi? Hatırladınız hemen. Hemen yazıyorum. Yelkovan. Evet. Ah, küçük çubuk da soruyor. Yelkovan'a adını sordun. O halde benim de adımı söylesinler. Söylersiniz değil mi? Evet. Küçük çubuğumuzun adı neydi arkadaşlar? Hani böyle ağır ağır gidiyordu. Kaplumbağaya benzetmiştik. Evet, duydum duydum. Evet, akrep. Evet. Bakalım. Ah, çocuklar bir şey soruyor sizlere. Aşağıdaki saatlerin okunuşlarını yazınız diyor. Yazalım değil mi? Öğrendik zaten. Ne demiştik? Akrep hangi sayıyı gösterirse saat odur. Ama yelkovan kesinlikle 12'nin üzerinde olacak. Tamam. Hemen yazıyorum. Saat 9 değil mi çocuklar? Saat 9. Ah, ortada bir saat var. Neydi acaba? Akrep İki sayının arasına girmiş. Yelkovan da 12'nin üzerinde değil. 6'nın üzerinde. Kuralları hatırlamaya çalışıyorum. Eğer akrep iki sayının arasına girdiğinde ve de yelkovan 6'nın üzerinde olduğunda saat nasıl okunuyordu? Buçuklu gibi bir şeydi değil mi? Evet evet hatırladınız. Peki bir kural daha vardı. Eğer iki sayının arasında olduğunda hangisini söyleyeceğiz? Tabii ki küçük olan sayı. 3 mü küçük, 4 mü küçük? Tabii ki 3 küçük. O halde bu saatimiz neyi gösteriyor çocuklar? Evet, evet. 3,5. Saatimiz 3,5. Evet. Yandaki görsele bakalım. Ay bu çok kolay değil mi? Mutlaka bunu hepiniz söylemişsinizdir. Akrep 11'in üzerinde. Yelkovan 12'nin üzerinde. Akrep neyi gösteriyordu? 11. Saatimiz kaç çocuklar? Evet 11. Hemen yazalım mı? Evet. Doğru okudum değil mi? Siz de öğrendiniz. Ah, burada bir şey. Aa, nereye gitmiş bu akreple yelkovan? Ben mi çizeceğim? Tamam, tamam. Öğrendim nasıl olsa. Çizerim. Ne var bunda? Evet, ne yazıyor yukarıda? Okunuşları verilen saatlerin akrep ve yelkovanı çiziniz diyor. Ay, bundan kolay ne var? Bakıyorum. Saat 4. Kural 1. Akrep nerede? 4'ün üzerinde. Hemen bir akrep çiziyorum. Ay, akrep kısa boylu olacaktı değil mi? Hemen bunu kısa yapıyorum. Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Yelkovan nerede? 12'nin üzerinde. Evet. Saat kaç oldu? 4 oldu. Doğru yaptım değil mi? Saat 2. Her zamanki gibi. Akrep. Sen 2'ye doğru git bakalım akrep kardeş. Evet. Şöyle boyayalım onu. Biraz da kalın olsun. Evet. Yelkovan nerede? 12'de. Evet. Saat şu an 2. Ah, yanda da 11 diyor. Evet. Saat 11. Akrep nerede olacak arkadaşlar? 11'in üzerinde. Hemen çiziyorum. Yelkovanı da şöyle çiziyorum.
Ve saatimiz ne oldu şimdi? 11 oldu. Burada ne yazıyor acaba? Aşağıdaki saatlerin üzerine altındaki saati gösterecek şekilde akrep ve yelkovanı çiziniz. Yine akrep ve yelkovan bana şaka yaptı. Kaybolmuşlar. Olsun, ben onları şimdi bulurum. Saat 2:30. Eyvah eyvah. Nereye koyacaktık akrebi? 2:30 dediğine göre sizce 2 ile 3 arasında değil mi çocuklar? Evet evet. Bence de 2 ile 3 arasında. Hemen akrebimizin şöyle oku. 2 ile 3'ün arasına yerleşsin bakalım. Doğru yaptım değil mi? 2 ile 3'ün arasında. Ay, yelkovanı az kalsın 12'ye çizecektim. Öyle değil değil mi? İyi ki de hatırlattınız bana. Hemen altının üzerine yerleş bakalım yelkovan kardeş. Evet. Saat şu an kaç arkadaşlar? 2 ile 3'ün arasında. 2:30. Ah, burada da saat 1:30 yazıyor. Öğrendik artık değil mi? 1:30 yazdığına göre o zaman akrep nerede olabilir? 1 ile 2'nin arasında olabilir. Tamam. Hemen akrebi şöyle 1 ile 2'nin arasına yerleştirelim. Yelkovanı öğrendik artık değil mi? Hata yapmam, merak etmeyin. Asla onu 12'nin üzerine çizmeyeceğim. Buçuklarda biliyorum artık. Kesinlikle yelkovan altının üzerinde. Ama görüyorsunuz değil mi? Saat 1:30'da 1 ile 2'nin arasında. Yani biraz sonra 2 olacak. Saat 6:30. Evet. 6:30. Eyvah. Akrep nereye koyacağız şimdi? 6:30. Yani 6 ile 7'nin arasında. Yanlış yere koymayayım. 6:30. Evet. 6 ile 7'nin arasında değil mi? Küçük sayıyı okuyorduk ya. Demek ki 7'ye doğru yaklaşıyor. Şöyle 6 ile 7'nin arasında çizdik. Yelkovan artık yerini bulsun. Evet. Hemen sen de şöyle yelkovan kardeş altının üzerinde dur. Doğru çizdim değil mi çocuklar? Doğru doğru. Çünkü ben de artık iyice sizler gibi buçukları da tamları da doğru okuyorum. Aa, Efe güne başlayacakmış. Efe güne saat kaçta başlıyormuş? Saat 7'de. O zaman bana ne diyor Efe? Hadi göster bakalım diyor. Öğrendik değil mi? Eminim bunu izlerken siz de göstereceksiniz. Tamam. Ne yapalım şimdi? Saat 7. Ay, buçuk yapmayalım. Akrebi hemen şöyle alıyorum 7'nin üzerine. Yelkovanı da 12'nin üzerine çizdim mi? Saat kaç olur arkadaşlar? Saat 7 olur. Aa, yine Efe. Efe ne yapıyorsun? Hep bana saat soruyorsun. Efe sabah 8'de kahvaltı yapıyor. 8'de yapıyormuş. İyi, çok geç değil. Demek ki vaktinde uyanmış. Tamam. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 8'de uyandığına göre akrebimiz 8'in üzerinde. Yelkovanı biliyoruz değil mi? Yelkovan 12'yi göstermek zorunda. Yoksa saat başları olmaz. Biraz kısa mı oldu? Biraz şöyle uzatalım onun boyunu. Evet. Saat 8 oldu değil mi? Efe şu an kahvaltı yapıyor. Aa, ne diyor bu bana? Haydi kahvaltı vakti. Sen kahvaltıyı saat kaçta yapıyorsun? Ay evet, ben biraz erken kalkıyorum sevgili çocuklar. 7'de kalkıyorum ki hazırlık yapıyorum. Evet, bakın saat 7'yi gösteriyor çünkü akrep 7'de, yelkovan 12'de. E ben kaçta yapıyormuşum kahvaltıyı? Saat 7'de. Rakamla yazayım. Saat 7. Ah, Ali çıktı karşıma. Efe nereye gitti? Ali, haydi okula gitme vakti. Servisin geldi. Kim söylüyor olabilir bunu? Anneler değil mi? Ali'nin servisi saat kaçta geldi? Aa, bakıyorum.
Ay artık öğrendik değil mi çocuklar? Saat 8'i gösteriyor. Evet, Yelkovan'da 12'de saatimiz. Yanıtını şuraya yazalım. Saat 8. Haydi Ali, servisini kaçırma bakalım. Ay yine Efe geldi. Efe 12.30'da öğle yemeğini yiyor. Efe'nin öğle yemeğini yediği zamanı saat üzerinde gösterelim. Aa 12.30. 12.30 olunca ne yapacaktık? Unuttum mu acaba? 12.30. Yani arkadaşlar 12 ile 1'in arasında değil mi? Hatırlatın bana. Ay sanki bir an unutur gibi oldum. Çünkü 12.30 diyor. 12 ile 1'in arasında olmak zorunda. Evet evet. Doğru yaptığımdan eminim. Buçuklarda ne yapıyorduk? Buçuklarda altının üzerine geliyordu uzun boylu arkadaşımız. Hadi bakalım yerini bul. Evet. Efe 12.30'da öğle yemeğine geldi ve yiyor. Evet arkadaşlar. Efe saat 4.30'da okuldan eve gidiyor. 4.30. Artık öğrendim. Hayır, fazla düşünmeyeceğim artık. 4.30 dediğimiz zaman ne yapıyorduk? 4 ile 5'in arasına akrebimizi yerleştiriyorduk. İkisinin arasına. Evet. Ve her zamanki gibi yelkovanımız da altının üzerinde. Evet. Saat 4.30 değil mi arkadaşlar? Yazalım altına. Saat. Yazıyla yazıyorum bunu. 4.30. Evet. Efe evde akşam saat 7 akşam yemeğini yedi. Akşam diyor. Akşam yemeğini yemiş. Kaçta? Kaçta yemiş? 7'de. 7'yi gösterelim. Tamam arkadaşlar. 7'de deyince ben de böyle acaba akşam yemeğini 7'de mi yiyoruz diye bir an böyle düşündüm. Evet evet. Efe akşam yemeğini 7'de yiyormuş. 7'nin üzerine akrebimizi çiziyoruz. Yelkovan nerede olacak? Yelkovan 12'nin üzerinde olacak. Evet. Efe demek ki akşam yemeğini tam 7'de yiyormuş. Ay artık uyusun bu Efe. 9.30'da uyuyormuş. Biraz geç ama ne yapalım, bu sefer Efe'yi affedelim. 9.30 dediğimizde akrep neredeydi arkadaşlar? Artık öğrendik değil mi? 9 ile 10'un arasında. Ve yelkovan altının üstünde. Evet, güzel oldu mu? Olmuştur değil mi? Evet, Efe'nin akşam uyuduğu zaman saat üzerinde gösterdik. Bir de yazalım mı arkadaşlar? Yazalım değil mi? Saat 9.30. Evet. Elif geldi karşıma. Ne kursu varmış? Elifçim, hafta sonu bale kursum var. Kim demiş olabilir? Annesi. Elif'in bale kursu saat kaçtadır? Herhalde hafta sonu biraz öğleden sonra gibi sanki. Evet. Bakalım. Akrep 4'ün üzerinde. Yelkovan 12'nin üzerinde. Evet. Elifçim, bale kursuna 4'te gidiyorsun. Hatırlatayım sana. Saat 4. Hadi bakalım. Sorular da devam ediyor daha. Eyvah, burada saat de yok. Ne yapacağım şimdi? Ay ben şu saatimi yanıma alayım. Ne diyor burada? Akrep 3 ile 4'ün arasında ve yelkovan 6'nın üzerinde. 3 ile 4'ün arasında. Gel bakalım sevimli saat. 3 ile 4'ün arasında diyor. Sen şöyle bir 3 ile 4'ün arasına gir bakalım. Buraya da böyle sen gel bakalım. Kaç oldu? Evet. 3.30 değil mi arkadaşlar?
Hemen bakalım. A şıkkı 3,5. B şıkkı 2,5. C şıkkı 4,5. Cevap ne? Duydum, duydum. Evet, 3,5. Tamam. Ah, bir soru daha geldi. Merve akşam saat 6'da sinemaya gitti. Film 2 saat sürdü. Sinemadan çıktığında acaba saat kaç olur? Benim bunu denemem lazım. Ne yapıyorum? 6'da sinemaya gitmiş. Hemen 6 yapıyorum arkadaşlar. 6. Ne kadar sürede? 2 saat sürmüş film. Şimdi 1 saat sonra saat kaç olacak? 7 olacak değil mi? Bu arada tabii ki yelkovan şöyle bir dönsün. Tamam, 1 saat geçti. Filmin bitmesine 1 saat kaldı. Ve 1 saat sonra nereye geldi? 8'in üzerine geldi. Evet. Demek ki 6'da başlayan film 2 saat sonra kaçın üzerine gelecek? Tabii ki de 8'in üzerine gelecek. Saat 8'de film bitecek. Hemen bakıyorum. Ay, yine A şıkkı. Tamam. Hemen işaretliyorum. Sevgili çocuklar, umarım saati öğrenmişsinizdir. Herkese hoşça kalın. Sağlıkla kalın.